Seçim özelliğe karşınızdayız sevgili seçiciler. Bu akşam canlı yayındaki ilk konuğumuz diyelim, 24'e kadar sürecek programımız ama bu akşamki ilk konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli ilçesi belediye başkan adayı Sayın Mithat Sarı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, çalışmalar nasıl gidiyor Kocaeli'de? Çalışmalar tempolu bir şekilde devam ediyor. Her gün düzenli olarak iki tane miting yapıyoruz. Miting saatlerine kadar ilçemizin ve köylerimizin muhtelif yerlerini ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımıza ev çalışmaları yapıyoruz. Bu şekilde tempolu bir şekilde tüm ekip arkadaşlarımla beraber devam ediyoruz. Seçime 4 gün var şu anda, dolu dolu. Bu 4 gün içinde de 24 saat uyumak yok. Gerçi ilçede sıkmadık, el bırakmadık. Biz gitmedik, köşe bırakmadık. Fakat tekrar hızlı bir şekilde son 4 günümüzü bu şekilde değerlendireceğiz. Evet. Sahada nelerle karşılaşıyorsunuz Kocaeli'de? Yani Şimdi, insanlarla sürekli görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. evet. Seçmen olsun olmasın Evet, çocuklarla evet, görüşüyorsunuzdur. evet. Neler anlatıyorlar size? Şimdi bizim ilçemizin insanının sorunu öyle bir tane iki tane falan değil. Bizim ilçemiz yukarıdan aşağıya sorun. Yani insanın yaşadığı, gencin, kadının yaşadığı ve hayatın içinde karşılaşmış oldukları hiçbir sorun çözülememiş. Yani abartmıyorum bunu ben. Gerçekten hiçbir sorun çözülememiş. İstekler bitmiyor. Çok ilginçtir. İnsanların bazı insanları genç, kadın, yaşlı diye ayırdığımızda İnsanlar kendi dertlerini unutup diğer grupların isteklerini dile getiriyor. Mesela bir teyze kendi derdi alabildiğine çığ gibi büyümüş olmasına rağmen torunu için, çocuğu için, komşusu için bir şeyler söylüyor. Yani ilçenin sorunu öyle keşke bir iki tane olsaydı da burada geniş uzatıya tartışsaydık, sonuca bağlasaydık. Fakat durum öyle değil. Durum gerçekten bizim ilçemizin sorunu çok büyük. Sorun yani yıllarca yığılmış ve en son 5 yılda son 5 yıl içinde bu sorunları çözeceğim diye belediye başkanı olan arkadaşımız maalesef aynı tas aynı hamam devam etmiş. Çözüm yok. İnsana dair hiçbir değişiklik yok. 15 yıl önce insanımız ne yaşıyorduysa bugün aynısını yaşıyor. Gencimiz ne yaşıyorduysa bugün aynısını yaşıyor. O yüzden bizim sorunumuz büyük. Belki misafir ediyorsunuzdur diğer ilçeler anlatırken şunu çözdük, şunu çözdük, şunu çözdük. Bundan sonra da şunu çözeceğiz. Veya adaylar şu sorun, şu sorun yok ama diye başlarlar. Bizimki öyle değil. Biz gerçekten ilçe olmanın sadece kağıt üzerinde kaldığı ve ilçenin sadece kaymakamı olduğu, başka ilçe olmanın hiçbir özelliğini taşımıyoruz. Benim köylerim var. 29 parça köyümüz var bizim. Samimi söylüyorum köylerimizin sorunları ilçenin sorunlarından daha az. Yani bazı şeyler çözülmüş düzen açısından olsun, güzergah açısından olsun. O yüzden bizim ilçe merkezimizin durumu çok perişan. Peki mesela nedir? Altyapı ile ilgili sorunu var mı mesela Kocaeli? Bakın şimdi altyapı ile ilgili sorunu var mı dediniz. Altyapı ile ilgili bizim sorunumuz çok büyük. Mesela ben sadece kendi mahallemden örnek vereyim. Benim mahallemin iki tane ana caddesi vardır. Cumhuriyet Caddesi ve Sakarya Hangi Caddesi. mahalle bu arada? Ağalar Mahallesi. Ben Evet. o mahallenin aynı zamanda Evet muhtarıyım. muhtarım. Evet. Yani benim mahallemde yaşayan insanların iki tane caddesi vardır. Daha doğrusu şehrin iki tane caddesi vardır. Şehrin ana yolundan, sahil yolundan şehre giriş iki cadde vardır. Birisi Yayla Mahallesi'ne çıkar ve Yayla Mahallesi bittikten sonra Ağalar Mahallesi başlar. İlk girişten komple girdiğin zaman Ağalar Mahallesi'ne girersin. İki tane ana caddemizde dahi çok affedersin kanalizasyon hemen yolun kenarındaki yaşanan konutların ve insanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ekmiş olduğu sebze ve meyve bahçelerinin hemen altından açığa akıyor. Ve bu sadece benim mahallemin sokağıyla bitmiyor. Aşağıya iniyoruz, Yayla Mahallesi'nde düzleniyoruz. Seracılık yapan arkadaşlar var Yayla Mahallesi'nin arkasında. Hemen o seracılık yapılan yerin alt tarafında da aynı durum söz konusu. Yani altyapı ile ilgili, kanalizasyonla ilgili hiçbir sorun çözülmedi. Sadece göstermelik, afaki işlerle, işte pansumandan, rutuştan bu şekilde giderilmeye çalışıyor. Yani mevcut durumumuz bu. Evet. Peki imarla ilgili ya da diğer konularla ilgili Sıkıntı, sıkıntınız? hep sıkıntı imarla ilgili mesela bizim karşı mahallemiz var.
Yeni mahallemiz var, Hızar mahallemiz var. Bundan yıllar öncesinden paralarıyla belediyeden gidip yerleri almalarına rağmen şu anda karşılarına çıkan çok büyük bir sorun var. Çok yüksek değerlerle tekrar satın almaları isteniyor. İşte bunu bu seçim döneminde işte çözeceğiz falan vaatleriyle insanlar her zaman her seçim öncesi olduğu gibi aldatılmaya çalışıyor. Bizim ilçemizdeki konutların %60'ının imarı yok. Evet. Yani düzensiz bir köy görünümündeyiz o yüzden. Evet. Evet. İmarla ilgili yapacağımız çalışma aslında imarın tamamlanması demek o ilçenin gelişilebilirliğinin bir göstergesidir. Bir de hangi nereye doğru ilçeyi geliştireceksiniz, açacaksınız yönü onların falan hep planlanması lazım. Tabii canım, yani mesela ilçenin nereye doğru gelişeceğini, nasıl şekil alacağını mevcut yönetimlerin bir plan olarak sunması gerekir. Şayet kendileri belediye başkanı olamadıkları takdirde o plan o kadar yapıcı ve o kadar gerçekçi olmalı ki gelen belediye başkanı da o planın doğruluğuna inanıp, çünkü bilimsel çalışmayla yapılan şehir geliştirme planları devam eder. Yani iktidarlar değişse de ilçedeki belediyeler değişse de o planın doğruluğunun gerçek payının uzmanlarla yapılmış bir proje olsa devam edilir. Hı hı. Yani süreklilik arz eder. Fakat bizde maalesef böyle bir şey yok. Şehirle ilgili hiçbir plan yok. Şehirle ilgili sadece kafa kol ilişkileriyle düzenlenen bir şehir yapılaşması lazım. İşte şehrin bazı caddeleri yapılıyor. Hemen arka caddelerin alabildiğinde düzensiz, plansız. Yani insanlar gerçekten yasalara uygun bir yapılanmaya gitmeleri için ilçede hiçbir sebep yok. Çünkü ilçe, ilçe olma özelliği yok. Yurttaş ilçenin merkezinde oturmasına rağmen ben köyde oturuyorum mantığıyla hareket ediyor. Evet. Ben size soruyorum şimdi. Bir örnek vereyim. Mesela Akçakoca'da bu benim anlattığım olaylar yoktur. Düzen olduğu için, bir yerleşim planı olduğu için, mesela İstanbul'daki ilçelerde yerleşim planı olduğu için yurttaş kesinlikle yasaya aykırı hiçbir şey yapmaya tenezzül etmez. O yola başvurmaz. Çünkü orada bir düzen olduğunu bilir. Orada yani bir yapılanmanın, bir planın olduğunu bilir. Fakat bizde balık baştan kokar misali, belediyenin kendisinden başlayan problemlerden dolayı yurttaş mesela bir ev yapacağı zaman veya bir yapı yapacağı zaman gerek yok der mantığıyla. Haklı mı? Bana göre haklı. Çünkü o yurttaşa buranın bir ilçe olduğu hizmetler açısından, planlar açısından hiç hissettirilmemiş. Evet. Burada yurttaşın bir kabahati yok. Size ben şöyle bir örnek vereyim. İstanbul'da Kadıköy'de geziyorsunuz. Sokakta. Sigara içiyorsunuz. Sigaranız bitti. O sigaranın izmaritini yere atar mısınız siz? Atmazsınız. Çünkü sokak düzenli, temiz. Ama bizim Kocaeli'mizde atmayacak olan da sigarayı içtikten sonra bir sağa sola bakar, zaten her yer çöplük, her yer düzensizler, atar. O yüzden belediyeler, yerel yöneticiler ilçenin yaşanabilirliğini yurttaşa, vatandaşa hissettirmeli. Hı hı. Neyle olur bu? Hizmetle olur. Neyle olur bu? Belediyenin sorumluluğunu yerine getirmesiyle olur. Evet, şimdi sahil bandına bir bakalım. Kocaeli sahil bandında Cebeci, Kefken, yani o taraflara geldik. Evet. Karasuya'da kısmen son dönemlerde bir hareketlilik var. Evet. Orada da hani özellikle İstanbul'dan çok fazla mesela yazlıkçılar, evet, geliyor, evet, vesaire. Evet, evet. Şimdi Kocaeli'ni atlayalım, öbür tarafa doğru devam edelim. Akçakoca'da vesaire bilmem ne, yine aynı hareketlilik, evet, ve özellikle turizm potansiyeli yüksek. Aynı sahil bandında. Şimdi ben şuna senelerce anlam veremedim. Karasu'da dahil olmak üzere bu bölgenin en güzel sahilleri Kocaeli'de. Evet. Peki neden? Yani neden Kocaeli'yi atlayalım da oradan öteye devam edelim diye bu soruyu sormak zorunda kaldım ben size. Şimdi konuşmamın başında ben belirttim. İşte sorunumuz bir tane değil. Örneğin bizim ilçemizin ana yolunun, yani Karadeniz yolu diye bahsettiğimiz Karasu'dan çıkıp Kocaeli'nin altından geçen Akçakoca'ya doğru giden yolumuzun sol tarafı, yani deniz tarafı, hı hı, gerçekten ihmal edilmiş. Yani sırtımızı denize dönmüşüz. Denizi yok sayıyoruz. Kim sayıyor? İdareci sayıyor. Belediye sayıyor. Belediye başkanı sayıyor. Örneğin bizim Kocaeli'mizin 13 kilometrenin üzerinde 14 kilometreye yakın alabildiğine Caferiye'ye kadar, Caferiye köyümüz var. Yani Akçakoca sınırı olan Melenağzı köyüne kadar, Melençay'ın ayırdığı o
Melen Gölü'ne, nehrine kadar çok güzel kumumuz var. Bir de bakir, bir de temiz. Hı hı. Denizimiz de çok güzel. Hı hı. Yani bizim denizimiz ne Karasu'ya benzer ne Akçakoca'ya benzer. Hı hı. Bizim denizimize girdiğiniz zaman ne kadar giderseniz gidin altı kumdur. Hı hı. Hı. Karasu ve Akçakoca öyle değildir. Evet. Buna rağmen bizi tercih eden yok. Fakat bunun bir sebebi var. İnsan güzel, temiz kumu olan denizi tercih etmez mi? Eder. Fakat bunun sebebi şu. Biz denize sırtımızı dönmüşüz dedim. Denize gelecek olan bir yurttaş. Mesela siz. Hı hı. Sakarya'da yazın canınız sıkıldı. Bunaldınız sıcaktan. Çoluk çocuğunuzdan bir cumartesi günü kalktınız geldiniz. Hı hı. Beğendiniz. Güzelmiş dediniz. Denize girdiniz. Ya çok güzelmiş. Adapazarı'na gitmeyeyim. Bu akşam Kocaeli'de kalayım derseniz kalacak yeriniz yok. Kalacak yeri ihtiyacı evet. Kişilerin ekonomik durumuna göre değişir. O yüzden bizim denizimizin cezbetmesine rağmen insanları o insanın konaklama yapacağı tesisimiz yok. Ya da eğlence mekanları yoktur. Eğlence mekanımız yok. Yani onları geçiyorum. Sen aileni aldın kafanı dinlemeye geldin. Yatmak istediğin zaman o gece bizim ilçemizde konaklamak istediğiniz zaman samimi söylüyorum yatacağınız oteliniz yok. Oteliniz yatacağınız. Onun için eğlence merkezleri işte turizme yönelik, işte gençlere yönelik, kadınlara yönelik hiçbir şeyimiz yok. Bizim denizimizin meydanı dar bir meydan. Hemen meydandan Akçakoca tarafına doğru giderken işte kulakları çınlasın daha önce de bahsettim. Bir kaymakamımız vardı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bir proje yaptırdı. O dönemde ben o vakfın üyesiydim. O projenin altında benim de imzam var. Orada 8-10 tane vatandaşımıza proje bedeli karşılığı vakıftan kredi çıktı, yaptılar. Yani sadece o var. Başka hiçbir şey yok. İnsanlar bu ilçeye gelirken yazlı olan işte villa dediğimiz villa tipi binası olanlar geliyorlar. Hiç evlerinden çıkmadan denize giriyorlar. Sabahleyin 8.30 olunca atlıyorlar gidiyorlar bu evet. İlçeden. Yani esnaf da kazanamıyor aslında. Hayır esnaftan hiç ihtimati esnafı, yok. Yani, sebze, manavı. Hayır adam gelirken büyük mağazalardan alıyor. Çünkü ilçeyi bildiği için ilçenin hitap şeklini yani ilçedeki yaşanabilirliği gördüğü için gerek yok diyor oraya çıkmaya diyor. Gelirken işte büyük mağazalardan alıyor işte belki günübirlik su vesaire gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çıkıyorsa çıkıyor. Durumumuz bu bizim yani şu anda denizden ilgili olan projemiz durumumuz bu. Şimdi bunu aşmak için iyi bir belediye yönetimine ihtiyaç var. Bunu kim aşar? Bunu Mithat Sarı aşar. Bunu ben aşarım. Çünkü mevcutları hep denendi. Yani Kocaeli'de benim gibi yerel yönetimi bilen, bugüne kadar 56'dan beri idareye hiç gelmemiş bir partinin belediye başkanı adayım ben. Parti apayrı bir şeydir. İlçeyi yönetmek apayrı bir şeydir. Yani işte mevcut belediye başkanımız AKP'li. Fakat iktidar partisinden olmak için sorunların çözümü gerçekleşmiyor maalesef. Örneğin bizim şöyle bir projemiz var. Şimdi bunlar zannediyorlar ki işte vatandaş işte yatırımcı gelmiyor falan. Hiçbir yatırımcı sabahleyin yatağından kalkınca ya ben bugün de gideyim de şu Kocaeli'ye bir bakayım da bir otel yapayım, tesis yapayım demez. Evet, aklına düşürmek lazım. Düşürmek lazım. Bunu düşürmek iyi ilişkiyle olur, iyi bir belediye başkanı ve ekibiyle olur. Örneğin ben size şöyle bir şey söylesem. Bizim sahilimizde bulunan 2500'e yakın yazlıkçı diye tabir ettiğimiz yurttaşlarımız var bizim. Ben bunu konuşmalarımda, mahalle konuşmalarımda, köy konuşmalarımda söylüyorum. Evet. Şimdi bu vatandaşlarımızdan bu ilçenin birer hemşerileri olarak, birer değeri olarak gördüğümüz zaman ve bunlarla iyi ilişki kurduğumuz zaman, bunların içinde çok büyük iş adamları var, çok büyük bürokratlar var, sanayici var, imalatçı var. Yani ekonomik seviyesi ilçenin çok çok üstünde. Hı-hı. Ama bizim idarelerimiz bugüne kadar onları sadece burada yazlık yaptığı için su faturası ödeyen, işte çöp vergisi ödeyen ufak birer yurttaş gibi gördü. Bu yanlış, bu böyle olduğu zaman bu gidişatın böyle devamının devam edeceği anlamındadır. Şimdi biz onlarla iyi ilişki kursak, biz onlarla hemşericilik bağlarımızı geliştirsek, ben bir belediye başkanı olarak onları her zaman ziyaret etsem, işte sorunlarıyla ilgilensem onların fazla sorunu olmaz. Bizden istekleri vardır doğal olarak ilçede yaşayan her birey gibi. Onları karşılaşak, onları başka bir gözden görmesek, bu insanlarımızın ekonomik durumlarından yararlanarak
ilçemize çok büyük yatırımlar yapabiliriz turizm anlamında. Evet. Bunu yaptığımız zaman ilçenin otomatik olarak en önemli sorunlarından bir tanesi olan ekonomik soruna da bir nebze de olsa çare bulmuş oluruz. Şimdi ben size soruyorum. Akçakoca'da yaklaşık 3-4 tane 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otel var. Evet. Şimdi bak orada çalışan insan sayısı her otelde en az 150'dir. En alt kattan düşünün kalorifer dairesinden en üst yukarıya çıkın şefine kadar. Bu ilçede 2 tane, 3 tane bu şekilde otel olduğu zaman anında ilçede başıboş gezen, hiçbir işi olmayan, ilçeye küsmüş gençlerimize iş sahası. Alın size iş sahası. Hı hı. Ama bunu düşünmek için, bunu bilmek için ilçedeki yurttaşın sorununu bilmek lazım. Denizin kıymetini bilmek lazım. Kumun kıymetini bilmek lazım. Cenab-ı Allah bize vermiş her şeyi. Hiçbir eksiğimiz yok. Deniz, kum, yeşil, aslında, her şeyimiz var. Aslında Kocaeli'nin nereye doğru gideceği de çok da belli. Yani ya şimdi mesela ben size bir şey söyleyeyim. Kocaeli'mizin yani çok fazla düşünmeye böyle uçuk projeler geliştirmeye hayır, falan gerek. Hayır ya gerek yok. Yani kaşif olmaya gerek yok. Evet. Görünüyor. Bu masanın üstü gibi her şey görünüyor. Evet. Sadece idareyle ilgili yani idare şeklinde problemimiz yani, var bizim. Dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla Kocaeli bir turizm ilçesi olmalı. Kırsal kesiminde fındık başta olmak üzere belki hani tarıma yönelik. Şimdi tarıma fındıktan başka bizim olamız falan yok belki, bizim. Evet, hani yani alternatif denendi kiviler falan filan da. Ya da verimi daha artırıcı belki yani projelerle ilgilenir. Yani onlar olabilir işte ziraat mühendisleriyle bu işlerin uzmanıyla ziraat odası. Zaten ziraat odamız bu çalışmaları yapıyor. Hı-hı. Ben muhtar olduğum için evet, biliyorum evet. Muhtarlarla birlikte. Bir eksiğimiz yok. Şunu söyleyeyim ben. Belediye idarelerimiz yani belediyeyi idare eden ve belediyeyi yönetenler aslında bizim sivil toplum örgütlerimizle paralel dahi gitseler bazı sorunların çözülebileceğine ben inanıyorum. Evet. Ama öyle değil. Bizim ilçemizde belediye başkanı seçilir, meclis üyeleri seçilir ve ondan sonra sivil toplum örgütüymüş, muhtarmış, muhtarlar derneğiymiş, kadınmış anında devre dışı kalıyorlar. Ne zamana kadar? Seçimlere, bir dahaki seçimlere 5 ay kalana kadar. 4,5 yıl efelik yapıyorlar. Son 5 ay ceket önünü ilikleyip boynunu büküp insanlardan oy istiyor. Tam bunun tersi olsa, hizmeti yapsan, şu ana kadar konuştuğumuz konularda adım atmış olsan, 4,5 yıl bu şekilde çalışsan da son 5 aya girildiğinde alnın açık bir şekilde gitsen benim Kocaeli yurttaşıma, ben geldim, oyunuza talibim, fazla da vaktim yok, bana müsaade deyip gitsen, o benim Kocaeli vatandaşıma oyu verir. Bakınız burada Mithat Sarı'nın faktörü şu. Ben 15 yıldır muhtarım. Hı hı. Benim ilişkilerim insan üzerine kurulu bir ilişkidir. İnsanın kendi gücüme göre, kendi çevreme göre sorunu çözmek için mücadele etmiş bir kardeşleriyim ben onların. Evet. Bakınız ben bu ilçede beni tanımayan %1 yurttaş yoktur. Hepsi tanır beni. Ve hepsi hakkımı verir. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi söyler. İşte yıllarca muhtarlık yaptı, Muhtarlar Derneği Başkanlığı yaptı. Benim şu işim oldu. Mesela geçen bir yere gittim işte oy istemek için. Hı hı. Dedi ki, biz dedi akşam toplandık dedi. Zaten senin üzerine karar kıldık dedi. Sen dedi falan tarihte dedi bizim şöyle bir işimiz düşmüştü dedi. Telefon ettin, çağırdın işimizi hallettin dedi. Samimi söylüyorum işin mahiyetinin ne olduğunu bilmiyorum. Bana bunu söyledi. Yani bizim insanımız sizden kaftanı falan istemiyor. Hı hı. Bizim insanımızın istediği insanlara iyi yaklaşmak, insanların ekonomiye de dayanmayan bazı ufak tefek paralarla aslında ilçenin %50 sorununun çözüleceği işlerin, projelerin hayata geçirilmesi. Evet. Başka bir şey istemiyor yani, insanımız. Yani şöyle rutin belediyecilik hizmetleri, altyapıymış, su, kanalizasyon. Bunlar bittikten sonra onlar zaten onlar temel. Yani onlar bittikten şimdi, sonra daha şöyle bir şey. İnsanların yaşamaktan zevk alacağı, huzurlu olacağı, yani, yaşanabilir bir ilçe olmak lazım. Onu istiyor. Evet. Bak şimdi. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? İlçeyi çıkmaz hale sokuyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar. Biz düzelteceğiz diyor. Bunlar önce yangını çıkarıyorlar. Ondan sonra biz itfaiyeciyiz geldik diyorlar. Ya arkadaş yangını kundaklayan sendin burayı. Bu yangını sen çıkardın. Hı hı. Bir bakıyorsun. İlk zaman yangını çıkaran, son zamanda gelip ben itfaiyeciyim diyorsun. Bizim insanımız bu tür şeylere aldanmaz, kanmaz.
Şimdi düzen bozuldu, ezber bozuldu. Şimdi Mithat Sarı var. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayıyım. Fakat ben şunu biliyorum. Benim ilçemde oturan AKP'lisi, MHP'lisi, Saadet Partilisi bu seçimde dünya görüşünü bir kenara koyarak ilçenin gelişmesi için, ilçenin iyi idare edilmesi için ve bu belediye başkanı benim belediye başkanım demesi için beni tercih edecekler. Ben bunu biliyorum. Beni tercih etmelerinin temel sorunu budur. Yani belediyeye Mithat Sarı orada olduğu zaman biz 2-3 kişinin tavassubuyla değil, kapıda bekleyerek değil, kapıyı vurur, içeri girer derdimizi anlatırız diyorlar. Yani bizim ilçemizin insanının şu anki tablosu bu. Telaş burada. Şimdi telaş var. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Şu proje. Bakın belediye başkanımızın yaklaşık 3-4 gün önce çıkardığı proje. Şu projeyi açıp baktığımız zaman benim şu projem bir ay önce çıktı şu kitapçığım benim. Benim ilçemde oturan bütün yurttaşlara bu ulaştı. Şu projenin kopyası. Bakın daha önce bir proje çıkardılar. Özel mülkiyetin yapmış olduğu cam fabrikasını hizmetler arasına koydular. Baktılar olmuyor. Şunun kopyasını çektiler. Şimdi biz ne demişiz? Sizin önünüzde var. Evet. Kültür merkezi. Biz ne demişiz? Sahili düzenlemek. Biz ne demişiz? Spor salonu. Biz ne demişiz? Bir tek şunu söylememişiz. Bisiklet yolunu söylememişiz. İlçemde kadın ve çocuk kaldırımdan yürüyemezken onu çözememişsin. Göz boyamak için bisiklet yolu demişsin. Bisiklet yoluna ihtiyaç yok. Bisiklet yolu şu sorunların %80'ini çözersin ondan sonra. Biz ne demişiz? Spor kompleksi. Biz ne demişiz? Küçük sanayi sitesi. Biz ne demişiz? Kent park. Şimdi bizim bu kitapçığımızı almışlar. Farkı sadece biraz daha pahalı bir şekilde yapmışlar. Yani ekonomik güçleri fazla olduğu için. Bizim bu bir ay önceki kitapçığımızın kopyasını yapmışlar. Bunlar bunu yapabilir mi? Bunlar bunu yapamazlar. Çünkü bunların planında bu yok. Bunların planında sadece bu seçimde tekrar belediyeyi kazanabilmek. Gerisi hiç önemli değil. Aynı 5 yıl önce olduğu gibi. Bakın çok büyük aldatmacayla karşı karşıyayız. Yani hiç yerelde projelerde çok ifade edilmiyor herhalde. Değil mi? Sayın şimdi Başbakan'a mı o istiyorlar? Şimdi, nasıl oluyor? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bunların sığındığı liman zaten o. Fakat şunu bilmiyorlar bunlar. Bakın daha önceki televizyon programında anlattım. Başbakan bizim ilçemizin ismini okumadı kent meydanında. Niye okumadı? Söyledim. Çünkü bizim ilçemizde yapılan Allah için şu hizmette yapıldı bu da bir tesistir deyip başbakanın ağzına alıp da söyleyeceği bir iş olmadığı için 15 ilçeyi saydı bizim ilçemizi saymadı. Son gelişte bilmiyorum son gelişte söyledi mi söylemedi tahmin etmiyorum. Çünkü 2,5-3 ay önce geldi söylemedi şimdi bir şey yapıldığını falan başbakan da yapılmadığını tahmin etmiştir söylememiştir. Onun için projeyi seçimden önce yaptığım projeyi seçimden sonra hayata geçiremediğin zaman senin ikinci dönemde yapmış olduğun hiçbir projenin inandırıcılığı olmaz. Çünkü bu insanlarımız eski broşürü de saklıyor, yenisine de bakıyor. Hiçbir tanesi yok. Hiçbir tanesini yapmamış. O yüzden proje yapmak bir şey ifade etmez. Evet. Yani kitapta projeyi yapmak hiçbir şey ifade etmez. Projeyi 5 yıl içinde bunun %50'sini hayata geçirecektin ve yurttaş sana inanacaktı. Ama yok, asla böyle bir şey yok. Bakınız, biz yaklaşık 10 yıldır TOKİ aldatmacısıyla bu ilçede dar gelirli insanların konut edindireceğini aldatmacısıyla karşı karşıyayız. 5 yıl önceki broşürde yazıyor. TOKİ ile işbirliği yapılarak yoksul ve ihtiyaçlı yurttaşlarımıza konut edindirme projemiz var diyor. Evet. 5 yıl geçti. Bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Yani bu işleri sadece söylemekle, yazmakla olmaz. Bunu hayata geçirmek için hiçbir planın yok senin. O yüzden projeyi uygulayabilirlik derecesi çok önemlidir. Uygulayabilirlik derecesinden sonra uygulamak da önemlidir yani vatandaşın karşısına çıktığınız zaman. Evet, birkaç soru var. Buyurun. Program başında birkaç dediğim bir 6-7 tane bunları size aktarayım. Evet. Ondan sonra projelerinize devam edelim. Evet. Kiraz Akpınar Köyü'nden Ali Çağlayan. Buyur.
Saygı ve sevgilerimi sunarım demiş. Akpınar köyünün turistik yönünden zengin demiş. Ne düşünüyorlar kendileri? Maden deresi için ne düşünüyorsunuz? Yollarımız çok kötü. Sular ve elektrikler sürekli kesiliyor. Genelde şehirler için hizmetler üretiliyor. Köyler için ne gibi hizmetler yapılacak? Bizler biraz kırgınız demiş. Evet. Şimdi bu arkadaşımız Akpınar köyünü ben çok iyi bilirim. Çok evet, da Maden deresinin olduğu evet. Köy, yakın şimdi köy. Bak evet. Bizim ilçemizde idare olmadığını baştan söyledim. Sokaktan geçen Sakarya'da birine sorun, maden deresi deyin, Karasu maden deresi der. Hı hı. Aslında maden deresinin Karasu ile hiçbir bağlantısı yoktur. Yok, evet. Maden deresi bizim Kocaeli'mizindir. Evet. Akpınar köyü hudutlarımızın içindedir. Fakat idare olmadığı için, bana ne zihniyeti olduğu için maden deresini İstanbul'daki vatandaşa da sorsanız Karasu'nun der. İyi bir belediye. Maden deresi bizim için bir nimettir. Hı hı. Yani adam sabahleyin çoluk çocuğunu alır İstanbul'dan, Ankara'dan gelir, orada pikniğini yapar. Gelenler dolaşır. De var yani, deniz, bayağı var. Var fakat bize bir faydası yok. Karasu'nun biliyor. Evet. Yani bizim olan bir şey niye Karasu'nun olsun? Köylerimizin sorunlarıyla ilgili, işte elektrikle ilgili siz söyleyin, yolla ilgili. Akpınar köyünün bir yol problemi var. Hı-hı. Maden deresine inen yol değil de daha Beriki mahalleden aşağıya doğru, hı-hı, Kuyumculu'ya doğru inen yol problemi var. Hı-hı. 5 yıldır, 10 yıldır o problem çözülmedi. Onların derdini bir tek ben anlarım. Evet. O sorunu ben bilirim. Ben Muhtarlar Derneği Başkanıyım, biliyorum o sorunu. Evet, evet. Yani maden deresi Kocaeli'nindir. Bunu böyle herkes bilecek benim belediye başkanlığımda. Şimdi, kimse Karasu demeyecek. Bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Çok ilginç bir şey bu. Bizim ilçe hudutnamemiz belli değil daha. Yani hudutnamemiz belli fakat uygulama değişik. Şimdi bizim Kocaeli'mizin sınırı, hudut dediğimiz işte eski tabirle sınırı Balıklar Köprüsü'nden başlar. Gidin 60 yaşındaki, 70 yaşındaki amcalara sorun. Kocaeli'nin hududu neresinde deyin. Oğlum Balıklar Köprüsü der. Fakat bunlar İlçenin sınırına sahip çıkamadılar, ilçenin. Şimdi neresi ilçenin sınırı biliyor musunuz? Benim Yalı Mahallemi tam ortadan bölen Büyük Melence Yalı Mahallesi Camii'nin sol tarafında benim ilçemin insanı, yıllarca benim ilçemde oturan insan şu anda Karasu'ya dahil. Hı hı. Bunlar daha hudutlarını bilmiyor, hudutlarından. Güney sınırıyla Hendek'le ilgili de galiba bazı şeyler. Oralardaki sorun biraz ormanla ilgili falan olduğu için pek o kadar önemli değil. Burası yerleşim alanı. Evet, evet. Bak bunları ben neye benzetiyorum biliyor musunuz? Babadan miras kalan büyük arazileri babası öldükten sonra önemli değil deyip de burnunun dibine kadar gelen işgalcilere benzetiyorum ben bunu. Bunlar bunun farkında değil. Kocaeli'nin hududu belli değil. Asıl doğru olan Balıklar Köprüsü'dür. Şu andaki yapılan yer dediğim gibi Büyük Melen Camii'nin yolu ayırıyor. Adam benim kahveme çıkıyor. Adam benim bakkalıma geliyor. Adam benim ilçeme geliyor. Seçmen pusulasında Karasu Kuyumculu Köyü'nde oy kullanacak yazıyor. Evet. Bak bu çok büyük bir ayıptır bizim açımızdan. Evet, sahip çıkamama gibi. Bak ilk yapacağım işlerden bir tanesi bu. İlk yapılacak iş bu. İki kere Ankara'ya gitmekle bu iş hallolur. Ama bunlar diyorlar ki vakti gelince biz işte mevcut hükümetin partisiyiz falan filan. Bak bu işi halledemiyorlar. Hudutname haritasını özel idareden çıkarıp da bunu düzeltmek için uğraşmıyorlar. Çünkü sorunları o değil, problemleri o değil. Evet. Şimdi birazdan projelerinizde de baktığımızda görebilir miyiz bilmiyorum. Ama Kocaeli'nin şimdi sadece deniz dedik, maden deresi dedik ama evet. Şimdi Ortaköy'de su dolacak. Orada büyük bir baraj gölü de oluşacak. Yani onun etrafı evet. da bence yani turizm açısından evet. tabii orada köylüler birçok sıkıntı var. Biz de sık sık haberlerini yapıyoruz. Bir ay süre içerisinde boşaltmaları istenmiş. Şimdi istimlakları yapıldıktan evet, sonra. Evet. Yani gerçekten Ortaköy bir kısımda Düzce'de kalıyor herhalde o göletin. Şimdi bak sorun bir tane değil dedik ya. Ben akşam Ortaköy'de mitingim vardı benim. Hı hı. Sağ olsun Ortaköylüler beni yalnız bırakmadılar. Coşkulu bir miting yaptım orada. Şimdi Ortaköy'ün baraj olacağı yıllar öncesinden belliydi. Hadi yıllar öncesinden fark edemediniz. Ortaköy'de 2008 yılında, pardon 2009 veya 2010 yılında Cuma Mahallesi'nden istimlağa başlandı. Hatta biraz daha altından barajın ilk gövdesinin konacağı yere. Şimdi sorun geliyor üstüme doğru. Şimdi ben belediye yönetimi olarak
ve o ilçedeki bütün yöneticiler olarak bu sorun üzerime geliyor. Buna önlem almak o zaman olacaktı. Bak 5 yıl önceki kitapçıkta bir şey yazıyor. Diyor ki biz diyor şayet belediyeyi kazanırsak diyor aynen okuyorum bak okuyorum. İlçemizde oturulabilir konut sorunu ve baraj nedeniyle yeni iskan alanı arayan Ortaköy beldemizin konut sorununu ortak projeyle TOKİ aracıyla çözeceğiz diyor. Ne zaman söylüyor? 5 yıl önce söylüyor. Peki bugün 2014 yılındayız. Seçime 4 gün var. Bu Ortaköylünün göz göre göre konut sorununu yaşayacağını ve o konut sorununu çözemediğin zaman hiçbir tanesinin bu ilçeye yerleşmeyeceğini bile bile bugün halen yeni projelerinde bu sorunla ilgili işte Caferiye'de 750 dönüm orman işletmesi, ormandan işte arazi alındı, tapusunu aldık falan hepsi hikaye. Bu saatte alsan dahi Ortaköy Cuma Mahallesi'ne bir ay önce tebligler gelmeye başladı terk edin burayı diye. Yani o adam Kocaeli'nin dört yoluna gelecek, öylece bunların konut yapmasını mı bekleyecek 3 yıl, 4 yıl? Bu sorun idareyi bilmemezliğin sorunudur ve biz hemşerilerimizi kaybediyoruz. Düzce'ye gidiyor, Akçakoca'ya gidiyor, Karasu'ya gidiyor, Adapazarı'na gidiyor. Size ben samimi söylüyorum, Karasu'da 2 tane kahve var. Adapazarı'nın içinde 3-4 tane kahve var. Bu insanlarımızı biz neden kaybettik? Bu insanlarımızı kaybetmek bizim vicdanımızı sızlatmaması mı lazım? Bakın o barajla ilgili büyük bir sorunumuz daha var. Mezarlıklarımız. Evet. Daha bu yönetim orta köylülere 20 dönüm, 10 dönüm bir yer tahsis edip de ölülerinizi şuraya gömebilirsiniz diye hiçbir proje yapmadılar. İnsanların birinci derecede sorunu bu. Ben Ortaköy'üne gittiğim zaman söylüyor, ne yapacağız diyor. Ortaköylü hemşerilerimizi bir arada tutmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu mezarlık konusuydu. Bunu da yapmadılar. Benim ilçemde 1, 2, 3, 4 tane mezarlık var. Kimileri oralara defnediyorlar yeni ölülerimizi, kimileri işte Gümüşoluk köyüne defnediyor, işte kimisi götürüyor Karasu'ya defnediyor. Yani hiçbir problemi çözmediler. Ortaköylü şu anda kendi ortada kaldı diyelim. Ortada kaldı, yani sahipsiz. Tabii, evet. Bakın bu mezarlıklar konusunda ben araştırıyorum. Ben yani her şeyi konuşurken nedeninin nereden kaynaklandığını, nasıl çözüleceğini biliyorum. Bak ben burada siyaset de yapmıyorum. Ben Kocaeli Belediye Başkanı adayıyım. Bütün partililere eşit uzaklıkta olacağım. Bütün partililerin kimliklerini görmeyeceğim ben. Sadece bu ilçede yaşayan yurttaşlardır gözüyle bakacağım. Araştırdım. Akçakoca'da bir mezarlık nakli gündeme gelmiş. Benim Fikret arkadaşımdan önceki belediye başkanı, AKP'li belediye başkanı Nazmi Çiloğlu. Bak ne yapmış? Müftüyü çağırmış. Orada mezarı olan yurttaşlarımızın, rahmetli ölülerimizin yakınlarını çağırmış. Dini yönden izah etmiş. Caizdir demiş. Hı hı. Müftü. Ben demiş size bir şey yapacağım demiş. Bu mezarlarınızı dini vecibelere uygun bir şekilde falan yere taşıyacağım demiş. Bu taşıdığım yerde de demiş bunların defin masrafı ve bunların mezarlığın yapılması mermerleri falan bana ait demiş. Herkese demiş. Şimdi bak benim Kocaeli'min Ortaköy Beyler köy yeri Karalar Köyü barajdan birinci derecede etkilenecek. Bak bu 4 yerleşim yeri daha mezarlarını kaldıramadı. Adam tuttu haber gönderdi. Cuma Mahallesi'ni terk edin dedi. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Maalesef baraj bölgesindeki yurttaşlarımıza yani ben bu ilçenin de onların bir hemşerileri olarak vallahi üzülüyorum yani bunun böyle olmaması lazımdı. Evet gerçekten bir sıkıntı var. Biz de dediğim gibi sık sık haberini dile getiriyoruz. Evet. Şimdi soruları hızlı bir şekilde çünkü yeni sorular da geliyor. Sorayım evet. Sizi cevaplandırın. Osman Coşkun karşı mahallede tapu sorunu var. Evet. 30 yıldan beri ödüyoruz. Evet. Halen emlak vergisi isteniyor. Bu konuda ne düşünüyor, neler yapacak? Şimdi baştan söyledik. Bu vatandaşlarımız, bu yurttaşlarımız, bu tapu sorunu dedikleri yıllar öncesine dayanıyor. Öyle bir ilişki yumağına girmiş ki adamın dedesi gelmiş yerleşmiş oraya. Hı hı. Oğluna miras kalmış. Oğlu
komşusuna satmış. Şu anda karşı karşıya kaldıkları sorun bunların tapularının verilmemesiyle ilgili. İşte diyorlar ki işte bundan aşağıya paraya satılmaz bilmem ne, çok afaki paralar istiyorlar. Orada oturan yurttaşlarımız, emekleriyle geçinen insanlar, hiçbir tanesinin onu alma güçleri yok. Yani belki 100 taneden 3 tanesi 5 tanesi alabilir. Gerisinin alma şansı hiç yok. Şu sorunu çözmek için, hani İktidar Partisi'nin belediye başkanıyım ben diyor ya, şu sorunu çözmek için iyi idareci olmak lazım. İşte bunun başka yolu yok falan filan diye gazeteye biliyorlarsa söylesin, bunun başka yolu var. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Adam bir kamu kurumuna güvenmiş, parasını yatırmış, mevcut araziyi satın almış, geldiği bölgede varını yoğunu satmış, oraya evini yapmış. Bu adama bunun başka bir çözümü yok diyeceğine bu adamı öldür daha iyi. Bu adamın başka barınacağı, gideceği hiçbir yeri yok. Son şansı adamın. Adam zaten günlük yiyecek ekmek bulamıyor. Geçim sıkıntısı. Bir de kendi evinde otururken korkudan titreyerek yatıyor. Evet. Bu sorun öyle bir sorun. Bu sorunun ilçenin en büyük sorunu. Evet, şimdi bakıyorum. İsmail Bayraktar da Mithat Bey'e açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Köylerin sorunlarını anlattığı için. 45 sene halkı unutanlar oy istemeye geliyor, açıklamaları için teşekkür ederim. Başkanın kapısında bekliyor, görüşmeye gelenler, gidenler görüşemiyorlar. Bu açıklamaları adaylara ders olsun, bütün adaylara. Yatırımlar sürekli merkezlere yapılıyor, köyler ikinci planda kalıyor demiş. Evet, Kocaeli'nin kırsal kesiminde gerçekten şimdi evet ilk kez var. Biliyorsunuz Büyükşehir Yasası geçtiği için köylerimiz oy kullanacak. Hı hı. Bizim köylerimiz artık ilçe merkezinden hiçbir farkı olmayacaklar. Şimdi benim bazı avantajlarım var, baştan söyledim. Hı hı. Ben Kocaeli'deki bütün köyler, ama bütün köylerin hepsini bilirim, sorununu da bilirim, insanını da bilirim. Hı hı. Sorunun nasıl çözüleceğini de bilirim. Ben sadece seçim dönemlerinde işte seçimde aday oldum diye falan köylere çıkmıyorum. Ben doğal olarak onların her zaman yanındayım. Her zaman beraberiz. Şimdi köylerimizin sorunlarıyla ilgili bizim köylerimizin sorunu gerçekten ilçe merkezinde yoğunlaştığımız için görmemezlikten geldiğimizi zannetmesin beni köylü hemşerilerim. Ben de bir köylü çocuğuyum. Evet. Ben köyün ne olduğunu bilirim. Bak köydeki gencin durumu ilçedeki gencin durumundan daha kötü. Köydeki yaşayan insanın durumu ilçe merkezinde yaşayandan daha kötü. Köyde insanımız bizden çok bir şey istemez. Ulaşımla ilgili köylerimizin büyük sorunu var. Bakın bizim 4-5 tane köyümüz bizim ilçemizi tercih etmiyorlar. Cuma yerine gidiyorlar, Düzce'ye gidiyorlar, Hende'ye gidiyorlar. Bu köylerimizin, yani bu sadece belediyeye dahil edilişlerle ilgili değil. İlçede problem olduğu için adam kendi ilçesini tercih etmiyor. Hı hı. Adam işte diyorlar ki işte Düzce'ye, Hende, işte Cuma yerine yakın olduğu için. İnsan ilçesini sevse 50 kilometrede uzakta olsa ilçeye gelir. Ama evet, o ilçeyi sevdirecek bir hamle yapılmamış. O ilçeye bağını kuvvetlendirecek hiçbir şey yapmamışsın. Evet, evet. Bu adam niye gelsin? Yani sen çok yüzüne bakmayan bir komşuyla mı ilişki kurarsın? Ya, hemen evet, yakınında olan, yoksa çok uzakta olan, yüzüne bakan, sana gülen, sana sahip çıkan komşuyla mı ilişki kurarsın? Evet. Tabii ki ikinci anlattığımla kurarsın. Bu aynı öyle bir olay yani. Evet, Mehmet Ali Ercan 2000'li yıllarda gençlik kurultayı toplanmıştı. O evet, günden sonra bir daha bir şey yapılmadı. Mithat Bey kazanırsa bu kurultayı tekrar toplayıp mevcut toplantılarına bu kurulu davet edecek mi? Bak bu kurul ilk kez kulakları çınlasın şu anda. Hakkari valimiz galiba. Evet. Necmettin Kalkan diye bir kaymakamımız vardı. Hı hı. Turizm ve Kültür Derneği. Necmettin Kalkan Bey kaymakamlık, hı hı, ve Muhtarlar Derneği olarak ilçedeki sivil toplum örgütleriyle görüşerek ilk ilçe danışma kurultayımızı yaptık. Evet. O kurultaydan çıkan sonuçlar gerçekten çok ilginç sonuçlar çıktı. Bugün bu anlattığımız sorunların çözümü için çok iyi bir döküman döküldü bizim önümüze. Evet. 2000 yılında. Yani o dökümanı değerlendirebilecek bir belediye idaresi olsaydı şu anda konuştuğumuz bu sorunların yarısı ortada olmazdı. Fakat ondan sonra gelen belediye başkanları bunları gereksiz görüp işte bunların kendi yönetim biçimlerine çomak sokacağını, düzenlerinin bozulacağını hissettikleri için terk ettiler bunu.
Evet, önceden orada bir dernek de vardı herhalde değil mi? Turizm Kültür Derneği. Yani. Şu anda çok da aktifti herhalde. Çok aktifti. Yani ilçenin tanıtımıyla ilgili ilçenin festivaller düzenledik. Tabii canım, yani biz orada festival de düzenledik, her şeyi yaptık, fakat demin söylediğim gibi yani ilçede yaşayan insanın ufkunun açılması mevcut idarecilerin işini bozuyor. Evet. Tuğba Ercan yine Kocaeli'den, köy gençlerini sosyalleştirecek projeleriniz var mı? Gençler için ne gibi projeleriniz var demiş. Şimdi gençlerimiz için bizim aşağı yukarı tam olarak bilmememe rağmen bütün köylerimizin futbol sahası dediğimiz sahaları vardır. Şimdi bunları biz belediye olarak atıl durumda olanları faaliyete geçireceğiz. Bunların bakımını, bunların çevre düzenlemesini falan biz yapacağız. Gençlerimize sadece ve sadece futbol sahası ile ilgili değil, gençlerimizin çeşitli etkinliklere katacağız. Gençlerimize bu ilçeyle barışık yaşamaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yani ilçe merkezinde yapacağımız spor kompleksi, çok amaçlı bir spor kompleksinden bizim bütün köy gençlerimiz de yararlanacak bundan. Çünkü orada sadece bir halı saha olmayacak. Birden fazla halı saha olacak, voleybol sahası olacak, basket sahası olacak, kafe olacak, internetini kullanabileceği. Yani tam bir sosyal tesis anlamında yapacağız biz bunları. O zaman bizim köydeki gençlerimiz de köyde oturup veya işte başka bir yere gidip kahve köşelerinde oturmayı tercih edeceklerine gelecekler. İnterneti de olacak, spor sahası da olacak, kafesi de olacak. Yani gençlerimizi birbirleriyle kaynaştıracağız. Bu ilçede yaşayan bütün bireyleri birbiriyle barıştıracağız biz. Evet, ben 2005 yılında Kuyumculuk Köyü'ne gitmiştim başka bir görevli. Evet, Kuyumculuk Köyü Karasu'ya bağlı. Karasu'ya kalıyor, evet. Ama yani o yörenin bir şey köyleri. Yani aslında köyler de baktığınız zaman hani Sakarya'daki diğer mesela GV'ye de Taraklı'nın köylerine baktığınız zaman zengin köy. Yani gelir seviyesi biraz hani fındığın para ettiği zamanlarda, evet, o dönemlerde. Evet, maalesef evet. Biraz seviyeleri yüksekti ve artık gerçekten normal rutin şeylerin dışında mesela daha hızlı internet istiyorlar vesaire. Biraz evet. Beklentiler de yükseldi sosyalleşti. Şimdi bak, sosyal alanı genişlettiğiniz zaman bir genç, yeni yetişen bir insan ilçenin yönetiminin çıtasını otomatik olarak yükseltir. Demin söyledim. Bu idare bende kalsın zihniyetinden dolayı, aman benim gençliğimde olmasın, aman benim insanımda olmasın. Bakın ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bizim en önemli projelerimizden bir tanesi. Hı hı. Şimdi bizde bir yardım adeti vardır. Hı hı. Bu bizim ilçemize özgü bir şeydir. Şimdi Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yardım alan yurttaşlarımız var. Ben vakıf üyeliği yaptım 5 yıl. Hı hı. Demin söyledim, o sahildeki o projede bizim imzamız var. Evet. Şimdi o yardımları bizim belediyemiz kumanya mantığıyla yapıyor. Yani yardım dediği zaman bizim ilçemizdeki o 500 vatandaşa kumanya verince onun bütün derdi bitiyor. Çocuğun ayakkabı derdi bitiyor, çocuğun harçlık derdi bitiyor, işte çocuğun mont derdi bitiyor, kızının etek derdi bitiyor, işte her derdi bitiyor zannediyorlar. Ben ne verirsem ondan yetineceksin diyorlar. Kardeşim, siz güzel veriyorsunuz da benim evime her ay, iki ayda bir, bayramdan bayrama bulgur, makarna, pirinç, zeytin vermek zorunda mısın? Belki benim ihtiyacım daha değişik. Ya benim çocuğumun montu yok belki. Benim kızımın ayakkabısı yok belki. Evet. Bunlar bu mantıkla hareket ediyorlar. Bakın, bizim bir projemiz var. Biz ilçede yaşayan 500 vakıf üyesinin üzerine yaptığımız tespitlere göre o vakıf üyelerinin yakınlarında olan, ekonomik gelirleri düşük olan 250 aile daha tespit ettik. Hı hı. Toplam 750 tane ihtiyaçlı aile tespit ettik. Bakınız, bu ailelerle ilgili bizim projemiz şu. Ailenin nüfusuna göre 200 ile 300 TL arasında bir yardım, aylık düzenli yardım. Bu yardımı biz nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bel kart diye bir kart projemiz var. Belediye kartı. O kartı o ailenin hanımefendisine vereceğiz. Yani anneye vereceğiz, teyzeye vereceğiz. O onda duracak. Her ay gidecek onurlu bir şekilde. Hiç kimsenin hissetmeyeceği bir şekilde. Bankaya gidecek. Aynı kendi parasını çeker gibi, maaş alır gibi verecek kartını
200 lira ile 300 lira bant arasındaki o parayı alacak. Ya da markete gidip alışveriş yapacak. Yani bu parayı alınca kumanya mı alacak? Ayakkabı mı alacak? Ne alacaksa onu, yani ihtiyaç sahibinin ihtiyacını veren şekillendiremez. İhtiyacı olan şekillendirir. Onu o istediği gibi kullanacak. Bizim Kocaeli merkezimizde ve köylerimizde 750 tane böyle aile var. İşte diyorlar ki sağda solda işte yapamaz mapamaz. Onların aklı bu işe ermez. Ermediği için yapamaz diyorlar. Bakın bizim bir de üniversite öğrencilerimizle ilgili bir projemiz var. Veremez diyorlar. Onlar zannediyor ki Mithat Sarı bu parayı cebinden verecek. Onların aklı bu işe ermez. Bunu idareci yapar. Bunu iyi idareci ve ekibi yapar. Bakınız bu insanları bu şekilde onure ettiğiniz zaman, o hani kamyonun tepesinden kumanya paketini evinin önüne küt diye attığınız zaman yandaki komşu perdeyi açıp bakıyor ya, ne geldi yine diye, ona karşı o rencide oluyor. Bunlar zannediyor ki o aileler seviniyor attığımız, o ailenin annesi, o ailenin kadını utanıyor. Evet. Utanarak kendisini göstermeden kumanyayı içeri çekiyor. Evet. O evdeki çocuğun boynu bükük oluyor. Bunlar bunu bilmezler. Ondan sonra verirler, verdikten sonra da derler ki olmaz, o bizden başkasına oy veremez. Evet. Onlar kumanya veriyoruz biz ona. Bakın dur şunu değiştirelim bir. Belediye başkanımız broşürler dağıtırken bakın paketlere şöyle bir sabun koymuşlar. Bakın üzerinde ne yazıyor okuyayım. Yeni Türkiye yolunda bir daha Kocaeli. Ahmet Acar, AK Belediyeler, Mutlu Kocaeli. Şimdi bakın, şu sabun. Benim Kocaeli hemşehrilerim bu sabunun anlamını biliyor. Ne yapacak bu sabunu biliyor musunuz? Sandığa gidecekleri sabah bu sabunu açacaklar. Ellerini güzelce temizleyecekler, yıkayacaklar ve elleri pak temiz şekilde gelip Mithat kardeşlerine oy verecekler. Teşekkür ediyorum bu sabunu verdikleri için. Şu sabunu poşetin içine koymak, bizim insanımızla dalga geçmek, şu ne ya? Sabun. Samimi söylüyorum. Ben şunu gördüm. Acaba dedim bir oyun mu, şaka mı falan dedim yani. Bizim kendi çocuklarımız var, gençlerimiz var. Onlar mı yaptı dedim. Sordum, soruşturdum. Evde olana veriyorlar, evde olmayanın kapısına asıyorlar şunu. Bu çok ayıp bir şey. Evet. Fakat bu sabunu benim ilçemde yaşayan hemşerilerim nerede kullanacağını çok iyi biliyor. Ve bu işin hesabını soracağına ben inanıyorum. Evet. Reklam arasının 3-4 dakika var. O zamana kadar 3 soruyu size buyurun. İleteyim. Buyurun. Mükremin Özer, Kocaeli'ye çekirdek çaydan başka ne yapacak? Kocaeli'yi turizme kazandırmak için projeleri var mı? Bahsedeceğiniz arasında var. Var. Bunu daha sonra, reklamdan sonra projelerde evet. açıklayın. Evet. Esat Berberoğlu, mevcut belediye başkanının kazanması için bizden oy istediler ve kazandırdılar ve birlikte yönettiler. Şimdi ise onun kazanmaması için oy istiyorlar ve MHP ile ittifak yaptık diyorlar. Mithat Bey'in de bu türden ittifakları var mı? Benim bu türden ittifakım var. Benim ittifakım öyle küstüm oraya, ben şuraya geçtim, ben buraya geçtim şeklinde değil. Benim ittifakım Kocaeli'de yaşayan halkla. İttifak halkla yapılır. Şimdi bu Esat arkadaşımızın sorduğu soruyu iyi anlıyorum ben. Şurada onların broşürü yok galiba. Belediye meclis üyeleri, emir üzerine alınan meclis üyeleri belediye meclis üyeliği yapamaz. Benim adamım şudur, şunu alacaksın diye. Bu tür ittifaklar Kocaeli'de AKP ile MHP arasında yapıldı. İşte AKP'den ayrıldılar, işte MHP'ye geçtiler falan filan. Bunlar sağlıklı bir ittifak değil. İttifak halkla yapılır. Evet. Ben ittifakımı halkla yaptım. Bunların akıbetini söyleyeyim ben. Seçildikten sonra ilk 2-3 sırasının boşalacak onun. Yani bu ittifak öyle halk için yapılmış bir ittifak değil. Bu tamamen sen yöneteceğim, ben yöneteceğim, ben hükmedeceğim, sen hükmedeceksin. Bu şeyin bunun yarışı, bu çıkar yarışı bu. Bu ittifak öyle halkla falan ilgisi evet. yok bu ittifakın. Kestane Pınarı Köyü'nden AK Partiliyim, açıklamalarından dolayı başkana oy vereceğim. Mithat Bey başa geldiğinde hastane için Adapazarı'na mı gideceğiz yoksa Kocaeli Hastanesi'ni mi kullanacağız? Doktor uzman yok.
Uzman yok, doktor yok. Otel gibi yaptılar hastaneyi. Çocuğum hasta, sürekli olarak Adapazarı'na gitmek zorundayım demiş. Maalesef. Bir de başkan başa gelirse yollara beton mu dökecek, asfalt mı olacak? Şu anda yollar betonla kaplı demiş. Şimdi hastane konusu çok önemli bir konu. Ben 2-3 gündür işte evlere ziyaretlerimde bu konuyu söylüyorlar. Bugün benim Kocaeli milletvekilim Mehmet Bey, Doktor Mehmet Bey geldi. Sağ olsunlar beni desteklemek amacıyla. Sakarya milletvekilimiz Engin Özkoç Bey, genel başkan yardımcımız Gökhan Günaydın Bey geldiler. Biz sabahleyin saat 10'da ilçeye geldiklerinde ilçenin merkezini komple iki tane milletvekilimizle dolaştık. Bize bu konu hakkında elimize kağıtlar tutuşturuldu. Bir tanesi de burada. Şimdi bu tutuşturulan kağıtlarda adam şunu söylüyor. Hastanenin binası var, içinde doktor yok. Bilmem ne ilacı için Adapazarı'na gidiyorum reçete yazdırmak için, Karasu'ya gidiyorum reçete yazmak için. Bakın İktidar Partisi'nin belediye başkanıyız diyor. Ve şu anda demin söylediğiniz, deminki partiye geçenler bu ilçeyi 3 ay öncesine kadar, 5 ay öncesine kadar yöneten insanlardı. Bunlar sadece kendi kısır çekişmeleri, kendi iç bünyelerindeki hesaplarla uğraştılar. Bak şu 6 aylık, 1 senelik mevzu. Şununla ilgilenen yok bu ilçede, biliyor musunuz? İlgilenen varsa da güçleri yetmiyor. Yani beceremiyorlar, idare edemiyorlar. Benim belediye başkanlığımda hastanenin atıl duruma düşmesi asla mümkün olmaz. Çünkü ben belediye başkanıyım. Partiymiş, iktidarmış hiç önemli değil. Ben gittiğimi hakkım olduktan sonra söke söke alırım. Ben böyle bir belediye başkanı olacağım. Evet. Bu konuya ilk el atacağımız konu bu. Bu asfalt ve yollarla ilgili bunların bütün çözümlerini ben biliyorum. Hangi köyümüzde hangi yollar bozuktur? Mesela bu bahsedilen köyümüz bizim biraz dağınık köydür. 2-3 tane mahallesi vardır. Samimi söylüyorum, bir taksiyle gidemeyeceğiniz yolları vardır. Bu konular hakkında bizim daha değişik projelerimiz var. Örneğin üst köylere, bu biraz bizim yüksek köyümüz olur. Bu köylerimize bizim şantiye kuracağız biz buraya. 12 ay orada duracaklar. Daha önceki programlarda söyledim, köylerde söylüyorum. Onlar bu köylerimize hizmet edecekler. İlçe merkezine hiç gelmeyecekler. Onun için benim yüksek köylerde oturan yurttaşlarım, vatandaşlarım rahat olsun. Yazın tarla yollarını, kışın karla mücadelede, yol konusunda hiçbir endişeleri olmasın. O yüzden bunların sorununu biliyorum, bunların çözümü Allah'ın izniyle belediye başkanı seçildiğimiz zaman ufak sorunlar, bunlar çözülebilecek sorunlar yani. Şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde hem sorular da geliyor, hem de projelerinizi hızlı bir şekilde anlatın bize. Peki. İzleyicilerimiz de izlemeye devam edin. Şimdi bir yaklaşık 5 dakika ara veriyoruz. Karaklı'da yeni bir kent yükseliyor. Bu seçkin aileye siz de katılın. 2014 Teslim Devre Mülkler sizi bekliyor. Tatilin ve yatırımın en keyiflisi Taraklı Termal. Nehirland Country Club. Sizlere Sakarya Nehri'nin muhteşem manzarası eşliğinde ailenizle birlikte güzel bir gün geçirmeniz, dostlarınızla özel kutlamalar, motivasyon, düğün, sünnet, doğum günü, konser ve özel toplantılarınızda yemekli ve yemeksiz seçenekleriyle hizmet veren 170 kişilik kapalı yemek salonu, 3000 kişilik açık alanı ve 1000 kişilik toplantı düğün salonu ile serpme köy kahvaltısından geleneksel Türk mutfağına pek çok lezzeti profesyonel kadrosuyla sizlerin beğenisine sunmaktadır. Tesisimizde faaliyet gösteren binicilik bölümünde eğitimli atlarımız ve profesyonel kadrolarımız, 1000 metrekareye kapalı ve açık manejlerimizde binicilik sporuna ilgisi olan misafirlerimize hizmet vermektedir. Nehirland, hizmetin uluslararası adı.
Sizin aracınız için de mutlaka bir Lasta ve Bridgestone lastiğimiz vardır. Yüksek hizmet kaliteli rot ve balans servisimize bekliyoruz. Lasta, Bridgestone, Energizer akü, alüminyum cam çeşitleri Öztürkler'de. Yeşiltepe Mahallesi Uluyol Caddesi No. 31 Erenler Sakarya. Telefon 264-275-8880. Ayrıca her 250 TL'lik alışverişe 25 TL'lik akaryakıt hediye. Üstelik paraf kartla 6 taksitle. Öztürkler. Karaklı'da yeni bir kent yükseliyor. Bu seçkin aileye siz de katılın. 2014 teslim devre mülkler sizi bekliyor. Tatilin ve yatırımın en keyiflisi Taraklı Termal. Zemin. Söz konusu eviniz olduğunda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli ve zengin ürün yelpazesi ile en uygun fiyatlarla sizlere sunmaktadır. Eğer siz de eviniz için kaliteli, sağlıklı, estetik ve dekoratif ürün niteliklerini bir arada arıyorsanız adresiniz Sani Zemin. Ayrıca store perde çeşitlerimizle evinize değer katıyoruz. Adres: İstiklal Mahallesi, Altınova Sanayi Caddesi, numara 30, Serdivan, Sakarya. Merkez telefon 0264 281 50 çift 0. Showroom telefon 0264 281 50 06. Ayrıca bayilikler verilecektir. Güzel Türkiye'mizin doğal yaylalarından çiftliğimize getirdiğimiz sağlıklı doğal büyükbaş hayvanlarımızı hizmetinize sunuyoruz. Veteriner kontrolünde hijyen ortamda kesilen sağlıklı etlerimizi pişmiş döner, baton döner, ister dana ister tavuk etinden istenilen kilolarda sofranıza getiriyoruz. Fabrikalar, resmi kurumlar ve okullara toptan et ürünleri servis hizmeti sunuyoruz. Adres: Ankara Caddesi, No. 111, Adapazarı, Sakarya. Karaklı'da yeni bir kent yükseliyor. Bu seçkin aileye siz de katılın. 2014 teslim devre mülkler sizi bekliyor. Tatilin ve yatırımın en keyiflisi Taraklı Termal. Seçim Özel programımızda canlı yayın
konuğumuzla söyleşimiz devam ediyor. Kocaeli CHP Belediye Başkan adayı Mithat Sarı canlı konuğumuz. Bakıyorum 2-3 tane soru var Sayın Başkan. Onları başkan adayım. Bunları size ileteyim soruları. Ondan sonra da hızlı bir şekilde projelerinize geçelim. Evet. Kocaeli gençliği uyuşturucu kullandım diyor. Bir ay önce uyuşturucu hayır kampanyası başlamıştı. Mevcut belediye başkanı ilçenin adı kötüye çıkmasın diye afişleri toplattı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kötü alışkanlığı olanları nasıl rehabilite edeceksiniz demiş. Şimdi bu böyle bir kampanya Karasu'da da var. Kocaeli'de de gençlik böyle bir şey başlattı. İlçenin belediye başkanı zaten sorunları konuşmayın ayıp olur dışarıya doğru bir kendine göre bir yöntem bulmuş. Sorun varsa konuşulacak, paylaşılacak. İlçenin adı kötüye çıkmaz. İlçe takdir edilir. Yani bu sorunun üzerine Kocaeli'de yaşayan halk titizlikle duruyor. İnşallah başarılar diye temennidiler insanlar. Yani bunu konuşmayalım devam etsin. Olmaz öyle şey. Konuşulacak, tartışılacak aileler, anneler, babalar, öğretmenler ona göre önlemini alacak. Gencimize ona göre sahip çıkacağız. Fakat bu da bir belediyenin sorunu bu. Bu gençlik şayet bizim projelerimizde olan gençlik merkezleri, gençliğe yönelik hamleler gerçekleşmiş olsaydı bu gençlik uyuşturucuya alışmazdı. Evet. Şenol Çolak, Bezirgen Mahallesi'nden inşaatı süren üniversiteye gelecek öğrenciler için yurt yapılacağını ne düşünüyorsunuz yurtla ilgili? Aktivite konusunda neler düşünüyorsunuz? Bunlar hakkında projeleriniz var mı? Karasu'ya daha yakın öğrenciler Karasu'ya kaçar mı diye bir soru. İlçe bu şekilde devam ederse kaçar. Şimdi o yurt dedi de hatırlattı arkadaş Şenol arkadaşa teşekkür ediyorum ben. Şimdi belediye başkanımız hizmetler listesinde 300 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor. Bizim Yalı Mahallemizin Kültür Caddesi var. Hemen Anadolu Lisesi'nin yan tarafında. Onu da bu hizmetler projesine almış. O da bizim Sosyal Alışma Vakfımızın, yine kulakları çınlasın, bundan iki dönem önceki Necmi Akman adındaki bir kaymakamımız bu öneriyi bizim vakfa getirdiğinde vakıf üyesi 12 arkadaş imzaladık bunu. Bu da Ankara'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılıyor. Evet. İlçenin insan işte oradaki öğrencilerin Karasu'ya kaçmasıyla ilgili bizim bazı projelerimiz var. Evet. Bu projelerimizi projelere sıra geldiğinde anlatacağız. Yeni Mahalle ve Karşı Mahalle ile ilgili projemiz bu üniversitenin sahile kurulduğu için Akçakoca'yı ve Karasu'yu tercih edecekleri ilçe bu şekilde gittiği takdirde bir gerçektir. Fakat bizim belediyemizde o üniversitenin hiçbir öğrencisinin ben başka ilçeleri tercih edeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü öğrenci gençliğine yönelik projelerimiz var. Yani gence yönelik projemiz var. Evet. Şimdi bakıyorum. Yine Ortaköy'den AK Partiliyim demiş yine birisi. Başkana oy vereceğim ama Ortaköy'den arıyorum. Baraj yüzünden yerlerimiz gitti. Ermenilere yerlerimizi verdiler parayla. Bunlarla ilgili başkan ne düşünüyor? Dağıldık demiş. Şimdi Ortaköy'ün dağıldığını söyledim ben size. Yani hemşericilik ilişkisi, komşuluk ilişkisi hepsi bitti. Bizim bunlarla ilgili bak şimdi ben şu saatten sonra bir şey söylediğim anda yani sizi bir arada tutacağım sözü bu saatten sonra hikaye olur. Çünkü demin söyledim Cuma Mahallesi'ni terk edin yazıları gelmeye başlamış. Şu anda Karalar Köyü'ne kadar olan istimlak edilecek bölgeler yazıldı, çizildi. Bu tamamen geç kalmış ve bu idarenin beceriksizliği yüzünden Ortaköy'lü hemşerilerimizden maalesef komşuluk ilişkilerimiz sona erecek. Buna karşı yapacak hiçbir şeyimiz yok bizim. Yani kim ne diyorsa bu konu hakkında yalan konuşur. Çünkü bu saatten sonra bir işte konut edinmek, işte bir proje hazırlamak, bilmem ne yapmak en erken 2 yılımızı alır. 2 yıl içinde Ortaköy yok olacak. Evet. Karalar Köyü'nden Uğur Kulak, bizim sorunlarımızı bilen, bizi tanıyan tek aday Mithat Bey, Kocaeli. Kocaeli halkının 30 Mart'ta sandığa giderken vicdanını dinlemesini istiyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Ahmet Yolcu da yine Kocaeli'den. Merkez otopark düşünceniz var mı projeleriniz arasında? Şimdi projelerimizin arasında işte biraz sonra isterseniz anlatacağım. Şimdi isterseniz bu Ahmet arkadaştan gelelim. Merkez otopark projeniz var mı? Evet. Bakınız şimdi bizim ilçemiz 2 cadde üzerine kurulmuş ve ilçe sıkıştırılmış bir durumda. Evet. Bizim en büyük projemiz 3Y projesi dediğimiz yol projesi. Evet. Bu 3Y projesi şu. Bizim 2 tane hakim tepemiz var, mahallemiz var. 2 tane. Birisi karşı mahallemizdir, bir tanesi yeni mahallemizdir. Hı hı. Şimdi ilçenin öğününü, ufkunu ve geleceğini açmak için en önemli projelerimizden bir tanesi bu. Karşı mahallenin soğuk su mevkiinden ve yeni mahallenin
Hızar Mahallesi'ne Gökçelik tarafına bakan yoldan alttaki ana yolumuz olan, sahil yolumuz olan yola yol vuracağız iki tane. Bir tane de benim kendi mahallem olan Ağlar Mahallesi'nin eski terminalinin altından yine ana yola kavuşturacağımız bir yol vuracağız. Şimdi burada bu yolun önemi şu olacak. İlçe genişlemiş olacak. Ağlar Mahallesi'ndekinin durumu daha değişik olacak. Nasıl değişik olacak? Ağlar Mahallesi'ndeki o terminalin altındaki, eski terminalin altındaki yolu vurduğumuz zaman orası fiziki şart olarak da çok müsait. O yolu vurduğumuz zaman o mahallemizin sağlı sollu yürüyüş parkuru, dinlenme yerleri, parklar ve insanların oturup muhabbet edebileceği kamelyalarla beraber orayı bir işte yürüyüş kulvarı gibi yapıp hazırlayacağız. Öbür bu soru, yani bu ikinci anlatacağım konu birçok konuya problemi ortadan kaldıracak. Mesela üniversitelerimiz ortadan kalkacak. Park sorunuyla ilgili bir rahatlama olacak. Bizim karşı mahalle ile ilgili projemiz şu. Karşı mahallede soğuk su yolu üzerinde bir spor kompleksi kuracağız. Demin bahsettiğim spor kompleksi. Bu spor kompleksi ilçenin en tepesi olan, ondan sonra yerleşim yeri olmayan bölgesine ilçemizin merkezinde yaşayan ve yazlıkçı diye tabir ettiğimiz Yalı Mahallesi, Alandere ve Yayla Mahallesi bölgesindeki yazlıkçılarımızı cezbedecek bir proje. İlçenin tepesine çıkacak, o spor kompleksinden istifade edecek. Evet. Bunu ederken ne yapmış olacak? İlçenin içinden de geçmiş olacak. Yani ilçemize turizm amaçlı gelenler sadece deniz kenarından ayrılıp da İstanbul'a, Ankara'ya, Eskişehir'e, Zonguldak'a dönmeyecek. İlçemizin içinden geçmek zorunda kalacak. İlçenin esnafına da bir hareket getirecek. İlçenin sosyal yapısının değiştirmesine de önemli bir katkı verecek. Evet. Bir de o yol projemizin öbür ayağı. Mesela yeni mahallede, yeni mahallenin hakim tepesine bir tane kent park yapacağız. Bunlar park dedikleri zaman şunu anlıyorlar. Ufacık. Sağdan soldan sökülmüş 15-20 tane çam ağacını koyarak ve etrafına Kocaeli Belediyesi yazacak yazıyı dahi kapsamayacak büyüklükte yerler kabul ediyorlar. Parkın kelime anlamı şudur bütün dünyada. Tam 6 ve 8 dönümden az olmamak şartıyla insanların dinlenebileceği, eğlenebileceği ve sosyal faaliyet gösterebileceği tüm toplumun yararlandığı alanlardır. O kent parkı yaptığımızda ilçenin en önemli sorunu olan işte yine bu yazlıkçılar işte çarşıya çıkmıyor ortadan kalkacak. İnsanlar yeni mahallemizin tepesine çıkacaklar. Hem ilçeyi seyredecekler, hem denizi seyredecekler, hem parkta oturacaklar, hem kafede oturacaklar, hem internet salonları olacak. Yani şehir ayaklarının altında şehri seyrederek, denizi seyrederek yorgunluklarını ve sosyal ihtiyaçlarını giderecekler. Bu üç yol projesi bu ilçenin kurtuluşudur. Bu ilçenin genişlemesi için en önemli projemiz budur. Gelelim park sorununa. Evet. Bizim ilçemizde bir tane park yok. Adama arabanı buradan çek diyorsun. Ya nereye koyayım arkadaş? Yani çek dediğin zaman arabanın çekileceği bir yer var da sen bana buradan çek diyorsun diye anlamam lazım. Öyle değil mi? Çek diyorsun bana. Bu park sorununu ilçenin merkezine yakın. Yani böyle yerler nereden bulunacak falan filan derler de onlar bilmezler. Onlar sadece deniz kenarındaki arsaları bilirler işte. Nasıl yaparız, kaça alırız, kaça satarız, ne yaparız? İşte belediyenin arsalarını satmayı falan bilirler. İlçenin merkezine yakın yerde park ihtiyacını karşılayacak. Örneğin insan ilçeye 5 saatliğine geliyor. 5 saatliğine gelen adam dar sokaklarda bir esnafın dükkanı önüne arabayı çektiği zaman problem oluyor. İlçede 5 dakikalık uğrayan insanlar vardır. Onlar dörtlerini yakar, kalır, işini görür, gider. Buna kimsenin bir şey dediği yok. Fakat sabahtan akşama kadar park edilmiş araçlarımız var bizim. Sokağımız dar, kaldırımımız yok, kadınımız oradan yürüyemiyor. Biraz hızlı anlatıyorum, zamanımız yok dediğin için hızlı anlatıyorum. Kusura bakma. Yani bunları çözmek için kaşif olmaya, bir şeyi icat etmeye gerek yok. Evet. Sadece iyi idareyle olacak şeyler park sorununu çözeceğiz. Üniversite inşaatı devam eden, üniversitenin bir an önce bitip en az 1000 üniversite öğrencisinin ilçemizde eğitim görmesi sağlanacaktır diye. Evet. Hedef, evet, bunu daha önce bahsetmiştiniz. Öğrencilerin de tabii yurt
yurtla ilgili de. Yurtlarla ilgili, harçla ilgili, işte krediyle ilgili, yani bizim... Burs vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Burs vermeyi de düşünüyorum ve vereceğim de. Bu ilçede yaşayıp da dışarılarda, üniversitede okuyan bütün öğrencilerimize zengin fakir ayrımı yapmadan burs vereceğim ben. Evet. Ben bunu söylediğim zaman işte rakiplerim veremez dediler. Onlar zannettiler ki Mithat Sarı bunu cebinden verecek. Hayır. İşte o demin anlattığım 2500 tane bizim yazlıkçı hemşerilerimiz var ya, hı hı, onlarla iyi ilişkiyi kurduğun zaman onları bu ilçenin birer parçasıdır, birer unsurudur, birer bireyidir gözüyle baktığın zaman o yazlıkçının bir tanesine telefon edersin, size 10 tane öğrencinin TC kimlik numarasını fakslıyorum, lütfen rica ediyorum bunun harcını yatırır mısın, burs yatırır mısın dediğin zaman yok demez sana. Evet, evet. O yüzden yani bunlar bizim ufak projelerimiz bunlar. Evet. Hedef diyor 100 sosyal konut demişsiniz. Evet. Bakın bizim ilçemizde yaşayan yaklaşık şu ana kadar Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ev sahibi yapılan tahminim bir 15 tane aile var. Fakat bizde gerçekten barınma sorunu olan, şehrin merkezinde ve köylerimizde evleri olmayan, evlerinin camında halen çuval asılı tespit ettiğimiz 80'e yakın aile var. Girin içeri, bak ben bir eve gittim. Evde elektrik yok. Evin penceresi kırık. Onların bunlardan haberi olmaz. Çünkü onların işi fakir fukara değil, onların işi garip değil, onların işi kadın değil, onların işi genç değil. Onlar sadece ve sadece kendi dar çevrelerini zengin etmek için, kendi dar çevrelerini, etrafına bir şeyler kazandırmak için mücadele ederler. Onları bu durumu şu 100 tane sosyal konut dediğimiz konutun acilen ilk 3 yıl içinde faaliyete geçecek bu. Yani biz onlar gibi TOKİ ile görüştük 5 yıl önce, şöyle 10 yıl önce, şöyle falan filan değil. Ben Mithat Sarı olarak söz veriyorum. Bu ilçede barınma ihtiyacı olan benim belediye başkanlığında hiçbir yurttaş bırakmayacağım. Evet. Hiçbir yurttaş bırakmayacağım. Bunu yapış şeklimde tamamen imece usulüyle olacak. Bunu bizim toplumumuz kendisine samimi yaklaşıldığı zaman ve kendisinin vereceği hayırın, yardımın yerine ulaşacağından emin olduğu zaman şu projeyi hayata geçirmek de zor değil. Büyük bir iş değil, zor değil. Evet, belediye hizmet binası... Belediye hizmet binamız maalesef biz belediye hizmet binasının atıl durumda bir bina görünümü var. Yani belediye hizmet binasına giren, ruhsat almaya, oturma izni almaya giren bir vatandaş o hizmet binasını görünce gerek yoktur. Burada oturma izni almaya gerek yoktur. Çünkü oturma izni alınacak olan binanın planı, projesi olmadığı zaman yurttaş demin söylediğim gibi temiz sokağa çöp atmaz, fakat bakar sokak pis olduğu için elindeki izmarit atar. Aynı öyle bir durum bu. Bizim 5 yıl içinde, yani son 4 yıl hizmete açacağımız çok amaçlı bir belediye hizmet binamız olacak. Bunun içinde konferans salonu olacak, bunun içinde cep sineması olacak. Bunun içinde bazı sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimler olacak. En önemli projemiz bizim ilçemizde hanımların halk eğitim merkezi kanalıyla görmüş oldukları kursları, kursiyerlerimizi bir araya toplamanın planını yapacağız. Mevcut belediye hizmet binasının en üst katında bir düğün salonu var kirada. Yani bu ilçede belediyenin bir tane geniş alanı var, onu da para karşılığı kiraya vermiş. Sosyal ihtiyaç dediğiniz zaman, fakir düğün yapacağı zaman 300 lira, 500 lira, 1000 liraya ihtiyacı olduğu zaman nasıl verecek o parayı? Evet. Belediye düğün salonunu tamamen bu halk eğitimde çalışan kursiyer hanımefendilere vereceğiz. Bunlar yakıtlarıyla ilgili, enerjiyle ilgili, aydınlatmayla ilgili büyük sorunlar yaşıyorlar. Bizim belediyemizde tüm kursiyerler düzenli bir şekilde bir binanın içinde bu şekilde hizmet verecekler ve bu şekilde eğitimlerini alacaklar. Esnaf ve sanatkarlarla ilgili bahsettiniz gerçi, bir sanayi sitesi. Küçük sanayi sitesi. Bunu ben her gittiğim yerde anlatıyorum. Bütün köylü yurttaşlarımla, bütün ilçede yaşayan hemşerilerimle ben bunu paylaşıyorum. Bizim olmazsa olmazımız, en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu. Küçük sanayi sitesi. Bakınız şimdi Kocaeli'nin iki tane ana girişi vardır. Hangisinden girerseniz girin. İsterseniz eski Mezbaa Caddesi'nden girelim, isterseniz Işıklar Jandarma tarafından girelim. İlk girdiğinizde karşılaştığınızı söyleyeyim ben size. Tamirci, az gidiyorsunuz hurdacı, az gidiyorsunuz makineci, az gidiyorsunuz işte otoboyacısı, az gidiyorsunuz otokaportacısı. Yani
şehrin merkezinde olmaması gereken ne varsa bizim şehrimizin merkezinde var. Bakınız bu memlekete Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret etmeye kalksa, oldu ya, Sakarya'ya geldi, Kocaeli'yi göreceğim dese. Neyin içinden geçecek biliyor musunuz? Şu saydığım esnafımızın zor durumda emeklerini sergilediği, bu anlattığım tamirhanelerin, işte hurdacıların, işte makinecilerin, işte otoboyacıların içinden geçecek. Bu ilçeye bu yakışır mı? Acilen ve belediyemize yük olmayacak şekilde çok cüzi bir arsasını biz temin edeceğiz çünkü ve onun su basmanını çıkaracağız hemen. Ondan sonra bu sanatkar arkadaşlarımızla beraber oturacağız ve onlara kira öder gibi o dükkanların sahibi yapacağız. Hepsi bu dükkanların ihtiyaçlarına göre, işte kalemlerine göre hepsine dükkan yapılacak. Hiç kimseyi çarşıda bu faaliyetleri göstermesine müsaade etmeyeceğiz. Evet. İlçe o yüzden tamirhane görünümünden, hurdacı görünümünden kurtulacak. Evet. Bu da bu ilçenin gelişmişliğiyle ilgili bir plandır. Bunu Mithat Sarı olarak tüm esnaf ve sanatkarlarımıza ben söz veriyorum. Evet. Acilen bunu yapacağız. Evet, Caferiye projesi, Kocaeli sahil projesi kısmen bahsettiniz ama evet, onları da bir toparlayın isterseniz. Şimdi bizim denizimiz var dedik. Bizim denizimiz bir de çok güzel. Karasu'dan da güzel, Akçakoca'dan da güzel. Siz böyle bir denizi olan bir bölgede balıkçılığın olmadığını söylesem ne dersiniz bana? Başkan sallama dersiniz. Samimi söylüyorum, balıkçılık yok bizde. Karadeniz'in kenarında oturuyoruz, Akçakoca'nın ve Karasu'nun balığını yiyoruz. Şimdi bizim Caferiye ile Melen Ağzı aramızda melen çayının döküldüğü çok güzel doğal bir yapı var. Aynı gittiniz mi bilmiyorum, Karasu'nun yeni mahallesi gibi. Yeni mahallesi gibi. Şeyde bak, gittim yani balık da tuttum hatta melen. Evet. Orada ben Caferiye'de balık da tuttum. Yani. Caferiye'de bak şimdi o melen çayının döküldüğü bölge, işte o bizim Melen Ağzı'na bağlayan o köprü var ya, o köprünün altında, hı hı, sahile doğru işte denizin kenarına kadar orayı ıslah edip orada yeni mahalle vari bir tesisler, yani bu işi yapacak olan restoranlar, tabii restoranları yapacaksın ve işletmeciye vereceksin. Yeni mahalleden daha güzeldir bizim orası. Şu anki durumunu söyleyeyim mi? Melen Ağzılar güzel teknelerini kendi tarafına çekiyorlar. Hurda tarafını, çünkü dedim ya biz demin biz ilçe değiliz. Hurda kayıklarını, hurda evet, balıkçı biliyorum, teknelerini bizim tarafımıza çekiyorlar. Onun hemen bitişinde Sakaryalıların, bizim Adapazarlı hemşehrilerimizin oturduğu şey var. Orada bir site var. Hı hı. İnanır mısın? O sitede oturanların birçoğunu tanırım. Her gelişlerinde dert ağlıyorlar. Adam tatile geliyor. Orada o hurdanın o pisliğin içinde, işte atıl durumda olduğu için bazı uygunsuz hareketler, uygunsuz işler falan. Bunu bu Melen Ağzı Caferiye projesi dediğimiz proje bu. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman size ben samimi söylüyorum, ilçenin görünümü değişecek. Evet. Bir tane de aynı durumda bizim Alandere'de ıslak ağzı dediğimiz yer var. Buraya da bunlar yapılabilir. Yani şehri bir araya sıkıştırıp bütün tesisleri boğmaya gerek yok. Evet. İmkanımız var. Ben bu konu hakkında size bir şey daha söyleyeceğim. Bakınız balıkçılık dedik. Bizim Akçakoca'da yaklaşık 300-350 aile arası aile geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Karasu'da 200-250 civarında aile geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Hı hı. Bizse onların tutmuş oldukları ve bize satmış olduğu balığı yemek zorunda kalıyoruz. Evet. Sanki biz Konya'da oturuyoruz da onlar Karadeniz'de oturuyor. Vallahi, çok balıkçılık, güzel. Bu balıkçılık çok önemli bir şeydir. İlçenin yeni bir sektörü olacak. Nasıl turizmde yapacağımız 2 tane, 3 tane, 3 yıldızlı oteli açtığımız zaman, 4 yıldızlı oteli açtığımız zaman 300 tane gencimiz istihdam edilecek. Bu da aynı proje. İşte Muharrem Ercan da tam da bunu sormuş. 3 yıldızlı, 5 yıldızlı otel yapılacak. Oteller yapılana kadar gelecek olanlar için bir planınız var mı? Şimdi bak, ondan ilgili gelecek olanlar için bir planınız var mı derken mevcut sistemi geliştirmek hiçbir şey ifade etmez. Önce insanların konaklama yerlerine, işte oradaki ihtiyaçlarını karşılamak için bir şeyler... Birkaç tane kamp var mesela Milli Eğitim'de ya da... O kamp söküldü şimdi oradan. Söküldü mü? İzci kampı vardı orada. İzci ben kampı, oraya gitmiştim de evet, yani. Çok daha önce Kızılay yani kampı vardı. Hemen işte sahil merkezimize Akçakoca'ya doğru geçince jandarmanın sosyal tesisi dedi. Ve şurada ben bir söz daha vermek istiyorum Kocaeli hemşerilerime. Sahil boyuna gittiğiniz zaman bir tek jandarmanın tesisi var orada, sosyal tesisi diye, gözetleme kulesi adı altında. Belediye başkanı olduğum zaman bu yaz oturup alay komutanımızla, yetkililerle görüşüp o tesisi oradan kaldıracağım.
Ben vatandaş olarak hiçbir şey yapamıyorsam, orada yasak varsa o yasak herkese vardır. O jandarma tesisi görüşülerek, konuşularak oradan kaldırılacak. Yani kuma, yolun altına hiçbir şey yapılmayacaksa bana da yapılmayacak, sana da yapılmayacak, hiçbir kuruma da yapılmayacak. Evet, sökülen, yapılan asfalt yollar var. 6 ay önce beton döktüler, parkelendi. Şimdi oralarda kazılmaya başlandı. Evet. Diyemiş. Şimdi bu aslında bu ilçenin gelirlerinin, bizim vermiş olduğumuz vergilerin nasıl çarçur edildiğinin bir sorusudur bu. Evet. Şimdi bak, bundan yaklaşık bir ay önce sahilimizde parke taş döşemesi yapıldı. Bizim ilçemizde daha önce belediyede parke imalat makineleri vardı, 5 tane. 7 liraya parkeyi imal ediyorduk. Hı hı. 3 lirada işte diğer işte mazotuymuş, işte araç şeyleriyle 10 liraya mal ediyorduk. Hayır dediler, onları atıl duruma çıkardılar. Şu anda 23 bin liraya, bakın 10 bin liraya mal ettiğiniz bir şey 23 bin liraya kaldırım döşemesi adında, işte parke döşemesi adı altında yapıldı. Şimdi altyapı ve kanalizasyon çalışması yüzünden oralar sökülüyor. İkinci bir 23 lira daha verilerek tekrar oralar döşenecek. Evet. Bu ilçenin parasına yazık günah değil evet. mi? Kadem Ali Öksüz, Karasu Yeni Mahalle'de piknik alanları var. Koca Ali Islak Dere Ağzı'nda böyle bir alan yapmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir projeniz var. Demin söyledim Islak Ağzı'nı. Islak Ağzı'nı evet. gerçekten bu ilçede her insanımızın gidip orada oturabileceğini, hem o kanaldan akan suyu hem denizi seyredebileceğini bir yer yapacağız. Yeni Mahalle kısmen bazı zamanlarda boğaz kapanıyor ama şeyde öyle bir sıkıntı bizde, da yok. Bizde bizim bazı onlardan üstün özelliklerimiz var. Hı. Cenab-ı Allah'ın bize nasip ettiği. Bizim öyle bir sorunumuz olmaz. Yeni Mahalle'de limandan dolayı işte Karasu'da çok büyük sıkıntılar oldu. Hı. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz o yüzden bizim denizimiz gerçekten... Havuz gibi. Yani bizim denizimiz gerçekten çok güzel. Hı hı hı. Yani bizim yapacağımız bu hizmetlerin karşılığını bu halkımız görecekler. Evet, son bir soru daha var. Hızır Keleş, doğalgaz gelecek, abone olup para ödeyecek misiniz? Eski başkan böyle bir broşür basmış, doğalgaza para yatırın, doğalgaz gelecek diyorum. Mithat Bey ne düşünüyor? Şimdi bak, bu doğalgaz konusu, ben bu konuyu çok araştırdım. Bu doğalgazı ben şeye benzetiyorum. Bundan yaklaşık 4 yıl önce belediye başkanımız, TOKİ gelecek buraya, işte şu kadar para yatırmanız gerekiyor falan filan dediler. Bu da aynı bir aldatmaca. Doğalgaz Karasu'da organize sanayi bölgesi olduğu için Karasu'ya geldi. Hı hı. Gelmesi iyi mi oldu? İyi oldu. Karasu'lu bundan istifade edecek mi? Edecek. Fakat bu, yani kıskanılma konuları çok değişik bizim belediyemizin. Onu kıskanacağına sen diğer yapılanları kıskan. Şimdi bu doğalgazın Kocaeli'ye gelmesi için bir kere senin şehir imar planın yok. Doğalgaz, çünkü biliyorsunuz Allah ruhsatsız binaları şey bağlamaz. Asla o. Vermezler. Şehir planını isterler. Ruhsat isterler. Oturma izni isterler. Bizim ilçemizdeki binaların %60'ında ruhsat yok diyorum ben. İmar yok diyorum. Doğalgaz getireceğiz diyor. Şeye geldi. Doğalgaz GV'ye geldi. GV'de arkadaşlarım var. Telefon ettim, böyle bir şey yok dediler. Yani bunlar olmayan şeye abonelik. Ya olmayan şeyin aboneliği olur mu Allah aşkına ya? Evet, evet. Yani bu insanlarımızı bu kadar şey yapmamak lazım. Yani bir şey bilmiyorlar anlamında görmemek lazım. Bu bir hayali bir proje. Keşke gelse. Doğalgaza adam abone olur. Nasıl olur biliyor musun? Şehir planını çıkarırsın, imar planını çıkarırsın, güvenlik derecesini çıkarırsın. Evet. Ondan sonra gelir, döşenir. Görür Kocaeli, tıpa takılmış, buraya kadar gelmiş. Ondan sonra abone olur bizim yurttaşlarımız. Evet. Ama bu tamamen seçime yönelik afaki bir şey. Evet. İzzettin Kömürcü, Mithat Başkanıma Taraklı'dan selamlar. İnşallah seçimi kazanacak, emekler boşa gitmeyecek. Teşekkür ediyorum. En Güney gazeteci arkadaşım. Evet. En Güney'den En Kuzey'e bir selamla. Programımızı artık yavaş yavaş bağlayalım. Son birkaç dakika var. Şimdi... Son olarak neler söyleyeceksiniz? Bakın yani şimdi. Şimdi Kocaeli'li bir vatandaş, öyle bitireyim artık. Neden oy Size versin? Neden oy evet, versin? Evet, çok güzel. Kaç dakikamız var bu tabii? 3-4 dakika. 3-4 dakika değil de şunu çıkarırız 10-15 dakikaya galiba. Yani bakın diğer adayımızın hakkına girmeyelim. Buyurun. Girmeyelim. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyelim. Hı. O anlamda hak veriyorum. Şimdi bizim Kocaeli'nin sorunlarının çok olduğunu ben söyledim. Hı. Bazı projelerin hayata geçmesi için çok afaki paralara da ihtiyaç yoktur. Şu gördüğünüz broşürdeki benim 12 tane projemin içinde büyük paralara mal olacak 3 tane proje vardı. Evet, şimdi evet. size çok ilginç bir şey okumak istiyorum. Belediye başkanımız, dedim, aynı benim kitapçığımdaki projelere tenkit etmiş. Fakat arkasındaki o seslenişte şunu söylemiş. Hı. Proje ortaya koymak kolay. Ancak kaynak temin edecek
güç nerede gibi bir şey söylemiş. Bakınız sanki biz Kocaeli'de 5 yılda işte şu projeleri şunlara geçirdik, şu kadar yatırım yaptık da işte bunlar yapamaz der gibi bir şey oluyor. Siz projeyi yaptığınız zaman hiçbir baba yiğit sizin yaptığınız projeyi engelleyemez. Siz yeter ki proje yapın. Evet. Dünyanın dört bir yanından projelere kaynaklar vardır. Hem de hibeli kaynaklar vardır. Evet, yeter ki evet. Siz işi bilenlerle çalışın, uzmanlarla çalışın, iyi idareci olun. Problem çözülür. Şimdi ilçemizde yaşayan bir sürü sorunlarımız var. Mesela hayvan barınağıyla ilgili bir problemimiz var. İnanç turizmi dediğimiz bir sektör var. Kreş sorunumuz var. Evet. Bakın geçen iki tane bay bayanı gördüm. İlçenin dışında oturuyorlar. İlçenin dışında oturdukları için neden ilçenin dışında oturuyorsunuz dedim sistemkar bir şekilde. Bizim dediler çocuğumuz var dediler. Çocuğumuzu bırakacağımız emin bir el bulamadığımız için. Ya belediyeye çok büyük büyük mü bu Allah aşkına? Bu çok kolay bir şey, masrafsız bir şey. Hatta ve hattını kendini finanse edebilecek bir şey bu. Evet. İlçemizde yaşayan özürlü yurttaşlarımızı, işte o ailelerini günübirlik rahatlatmak için getirip düzgün bir yerde bırakıp bir gün olsun nefes alacakları işte sabah 10'dan akşam 4'e kadar kendi özel ihtiyaçları. Yani böyle bir sürü projemiz var bizim. Hı-hı. Projelerimiz saymakla bitmez. Daha önceki programlarda anlattığınız için ben onun için çok şey yapmadım. Evet, evet. Yani biraz daha genel konulardan bahsedelim dedim. Nasıl 30 Mart akşamında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Bak şimdi benim beklediğim sonuç şöyle, ben Kocaeli'de oturan bütün hemşerilerime güveniyorum. Ben 30 Mart'ta seçimi kazanacağım. Yapılan son ankette hiç kimse anket açıklamıyor. Son ankette ben birinci çıktım. AKP ile aramdaki puan farkı 4,5. Bakın ben Kocaeli'lere şunu söylüyorum. Ben seçimi kazanacağım. Ama herkesin katkısı olsun burada. Kızılüzüm'den tutun. Aydoğan'a kadar, Bezirgen'e kadar, karşı mahalleden tutun Yalı Mahallesi'ne kadar. Ben şunu istiyorum. Bütün yurttaşlarımın bu yarışta ben bu yarışı kazanacağım. Fakat herkesin katkısı olsun. Ben onların belediye başkanı olacağım. Evet. Ben belediye başkanı olduğum zaman onlar iyi ki bu başkanı seçmişiz diyecekler. Evet. Onlar hiçbir zaman biz bunu nereden seçtik dedirtmeyeceğim. Evet. Ama şunu söyleteceğim. Oy vermeyenler keşke biz de bu çocuğa verseydik dedirteceğim. Hı-hı. Ben böyle bir belediye başkanlığı yapacağım. Benim hemşerilerim beni bilirler. Onlara en yakın olan aday benim. Ben seçimlere 6 ay kala bu ilçeye gelmiş değilim. 5 yıl önce bu ilçeye gelmiş de bu ilçenin imkanlarını ondan bundan çarçur etmiş biri değilim. Ben 15 yıldır muhtarlık yapıyorum. 13 yıldır Muhtarlar Derneği Başkanıyım. Herkesin sorununu biliyorum. Bana oy verecek hiçbir yurttaşımı mahcup etmeyeceğim. Şunu istiyorum sadece. Bana verecekleri desteğin takipçisi olacaklar. Beni yönlendirirken olumlu şekilde yönlendirecekler. Yani paylaşarak yapacağız biz her şeyi. Evet, evet. Gençlerden ve özellikle hanımefendilerden rica ediyorum. Ben bu seçimi kazanacağım. Bana destek versinler. Benim yanımda dursunlar. Ben onları gerçekten samimi söylüyorum hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim. Onlar bilirler benim onları mahcup etmeyeceğimi. Bu vesileyle seçimlere burada 4 günümüz kaldı. Evet. Programımız yoğun. Ben buradan çıkacağım. Muhtemelen 2-3 yere uğrayacağım. Fakat bu 4 gün içinde bana destek veren tüm arkadaşlarımı her yere dağılmalarını istiyorum. Herkes herkese dokunacak. Ben belediye başkanı olduğumda bu ilçe rahat bir nefes alacak. Evet. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin, bizi izleyen herkesin mutlu, huzurlu yarınlar temenni ediyorum. Bana destek verdikleri için şimdiden teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı sağladığınız için size de teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendimi Kocaelilere, Kocaelileri de Allah'a emanet ediyorum. Bu vesileyle saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için, projelerinizi anlattınız. İnşallah Kocaeli'li vatandaşlarımız için en hayırlı sonuç. En hayırlısı bir tasarı olacak. Evet. Evet. Sevgili izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Birazdan Milliyetçi Hareket Partisi Sapanca Belediye Başkan Adayı Oya Arapoğlu canlı yayın konumuz olacak. Sayın Başkan'ı da yolcu edip Oya Hanım'la devam edeceğiz. Evet. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sabunu unutmayalım.